Biz geleceğe bir vebal taşıyoruz omuzlarımızda. Şimdi düşünün, yıllar geçecek ve torunlarınızı dizinize oturtturacaksınız, kucağınıza alacaksınız. Torununuz size diyecek ki, dedeciğim, cumhuriyet ne demek? Siz ona cumhuriyeti anlatacaksınız ama özlemle anlatacaksınız. Peki diyecek, dedeciğim ne oldu şimdi cumhuriyete? Evladım biz oylarımızla cumhuriyeti ortadan kaldırdık, yerine başkanlık sistemini getirdik diyeceksiniz. Peki diyecek, dedeciğim egemenlik kayıtsız şartsız milletindi, ne oldu? Diyeceksiniz ki evladım biz artık egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demiyoruz, bir kişinin eline teslim ettik diyeceksiniz. Sayın vekiller, sayın vekiller, maalesef inanmıyorsunuz, siz de buna inanmıyorsunuz. Sayın milletvekilleri, neden lütfen. Benim konuşmam sizi niye rahatsız ediyor? Vicdanınızla mı baş başa kalıyorsunuz acaba? Vicdanınızla mı baş başa kalıyorsunuz? Neden bu kadar rahatsızlık duyuyorsunuz sayın vekiller? Oysa yıllar geçtikten sonra sevgili torunlarınıza cumhuriyet benim oylarımla korundu. Cumhuriyete ben sahip çıktım evladım, sevgili torunum. Bundan sonra da sen sahip çıkmaya devam edeceksin demenin gururunu yaşamanızı isterdim sevgili vekiller. Siz diyorsunuz ki milli irade. Peki o milli iradeye önem veriyorsunuz da milli iradenin seçtiği siz başbakanı da görevden aldınız. İşinize geldiğinde milli irade var. İşinize geldiğinde milli irade maalesef yok oluyor. Millete gideceğiz diyorsunuz. Millete niye gidiyorsunuz? Millete gittiğiniz şey ne biliyor musunuz? Egemenliği kayıtsız şartsız milletin elinden almak ve bir kişiye gitmek için, milletin elinden almak için millete gidiyorsunuz. Evet, lütfen torunlarınıza gururla cumhuriyeti ben korudum evladım. Bundan sonra da sen korumaya devam et.